Arkadaşlar, size bir tavsiyem var. Mazottan tasarruf etmek istiyorsanız, bütün şoför arkadaşlarıma, Ankara İstanbul ne yaktı arabanız? 100 litre mi yaktı? Bir dahaki sefere aynı yüküne benim dediklerimi yapın, 80 litre ile gelirsiniz. Yani 20 litre kârınız olur. Ama beni dinlemeniz lazım. Resim açmıyorum ki dikkatiniz çekmesin diye. Dikkatiniz dediklerime gitsin. Tamam. İyi dinleyin. Lastiklerin havası çok önemli. Lastikte ne yazıyorsa havası. Mesela 8,3 bar ise 8,3 bar olacak. Ve 81'i hiçbir zaman geçmeyeceksin yolda. 85 ile gitmeyeceksin. 81. 81'de kalacaksın. Arabada hiçbir fazlalık olmayacak. Vay, dolaplarda tenikeymiş, zincirmiş, patana zinciri, şu lazım olur, bu lazım. Yok. Yani ihtiyacın olmadığı bir şey taşımayacaksın. İç kabinde bile yani. Yani fazlalık ne varsa arabada atacaksın, ağırlık. 30 kilo 30 kilo yani. Bu kadar. Bunları unutmayın. 81'i hiç geçmeyin. Ve tempomatla gidersen daha kârlı olur. Biz onu da gördük faydasını. Yani arabayı zorlatmayacaksın. Hiçbir zaman 1600'den yukarı vites değişmeyeceksin. 1500-1400 arası. O toplar o yavaş yavaş. Gaz vermene bile gerek yok. Yavaş toplasın. Sadece rampalarda değişik. Yani bunları yaparsanız arabayla da devamlı 1400-1500 devire göre. Biz Iveco ile 1100 gidiyoruz. Ama diğer Volvo'lar, Scania'lar değişik olabilir. Onun için devir düşük olacak. Araba bağırmayacak. Vitesleri bağırmadan değiştireceksin. Bunların hepsini yaparsan dediğim gibi 400 kilometrede 20 litre en az kârın olur. Hiç de vakit kaybetmezsin ha yani. 81 ile 85 ile gitmeyle aranızda en fazla bir saat oynamaz yani. Yarım saat. Bu kadar. O da gider ileride kuyrukta durursan arkasına varır durursun. Biz bunları dün yine gördük. Yine gösterdiler. Bu 2016'da 9. ayın 10'undan sonra herhalde bu imtihanları görmeyenlere Avrupa'da ticaret yapamayacak. Yani tır süremeyecek. Ben şu anda yeni ehliyet aldım. Ehliyetimde 95 yazıyor. 2016'da kanun bu. Eğer 95 yazmıyorsa 9. aydan sonra ehliyette o tırı süremeyecek o adam. Sadece kendi tırını sürecek. Boş olarak. Yüklü süremeyecek. Ticarete giriyor. Bunların hep şeyi var. O 5 kere imtihana giriyorsun. Biri yük bağlama. Nasıl yük bağlanır? Biri bu tasarruf için. Bir tanesi bilmem transport, logistik nasıl yönetilir? Bunları öğreniyorsun. Yani 5 çeşit. Her 5 senede değişecek bu ehliyetler. Her 5 senede bu 5 kere kursu göreceksin 5 gün. Unutmayın. Bu işler böyle. Mazot tasarrufu için 80'i geçmeyeceğim o kadar. Şu anda bak Scania ile Mercedes yenilerde navigasyon var. Yardımlı şanzıman. Navigasyon, yardımlı şanzıman. Düşün. Navigasyon 2 kilometre ileriyi biliyor. Şanzımana haber veriyor. İleride rampa var diye. Şanzıman ona göre arabayı yürütüyor yani. Sen sadece direksiyon tutuyorsun. Tempomata at, gerisini bırak. Yani o navigasyonun bile şanzımana faydası var. Navigasyon yardımlı şanzıman çıktı Mercedes'te şimdi. Yani adam 2 kilometre ileriden ayarlıyor. Lamba kırmızıysa 2 kilometre geriden onu ayarlıyor ki orada çok frene basmayın diye. Tasarruf ediyor. Fitesi boş gibi de gidiyor. Ne bileyim. Neler yapıyor neler. İleriden basıyor gaza veya ileriden ayağını gazdan çekiyor. İleride virajlar varsa. Yani navigasyon yardımlı şanzımanlar çıktı. Düşünün yani. Hep tasarruf için. Hem şoförlüğe kolaylık olsun şoföre, hem tasarruf olsun. Hadi bak dediğimi yapın, bir deneyin. Aynı gittiğiniz yola bir sizin gidin, bir de benim dediklerimi yapın. Ağırlıkları indirin, 80'i geçmeyin. Ve arabayda 1500'den 1600'ü kesinlikle yani 1600 en son. Biz 1400-1300 gidiyoruz da siz 1500-1600 devirde geçmeyin. Bak ne kadar yakıt düşecek. Deneyin, ondan sonra konuşun. Hadi bakayım.